Evet, herkese konnichiwa, hoş geldiniz. Ben Yiğit İşilyurt, ATM'n yapıyorum uzun zamanlıkta. Şu anda ATM'n 200 metre karışık yapıyorum. Ardından 200 metre karışık yaparsam kelebek, sırt, kuğu bağlama serbest olması planlıyorum. Şu anda ATM'n'da iyiydim ben. İzleyerek öğreniyordum. Ben gitarı ve piyanomu izleyerek dinliyordum. Gitarımı da öğrendim. Şöyle tıt 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 tıt. Yiğit 2,5 yaşında otizm tanısı aldı. Sonra fark ettik ki farklılıklar göstermeye başladı. Nasıl farklılıklar? Konuşmayı bilmeden okumayı öğrendi. Ya aslında biz şöyle Recep İvedik'le başladık bu işe diyeyim. Onun replikleriyle önce başladı. Onun taklit yeteneğini zaten küçükten beri fark ediyorduk ama bu kadar iyi düzeyde olacağını düşünmüyorduk. Ondan sonra başladı Japonca konuşmayı. Nereden öğrendin? Kore filmlerine sardı bir dönem. Konuşma lan. Öyle öğrendim işte. Ben gece öğrenmişim ya. Ne isteyecek bilmiyorum. Çok mutluyum. Çünkü benim çocuğum ileride bir tecavüzcü olmayacak, bir hırsız olmayacak, kimsenin üstüne basa basa bir yerlere gelmeyecek, hak yemeyecek. Muhteşem bir çocuk yetiştiriyorum ama bunu sabırla yapıyoruz. Eşim de ben de çok sabrettik. Hiçbir zaman eve kapatmadık, hiç kimseden utanmadık, çekinmedik. Herkesten de otizmlere karşı ya da özel çocuklara karşı saygı bekliyorum. Sevgiyi attım bir kenara, saygı olursa her şey olur. Biz buna inanıyoruz. Yiğit normalde antrenmanlarda özel çocuklarda şu vardır hani ya birlikte yaparız veya sürekli eğitim, ötümü, öz bakım vesaire ama Yiğit'in farklı olan kısmı şuydu görerek ve izleyerek ezber yeteneği çok iyiydi ama görerek ezberledi. Mesela kelebeğe kurbağayı ben öğretmedim yan kulvarda görerek izleyerek öğrendi veya bazı teknik öğretimlerde video atıyordum. Videoyu izliyordu sabah geliyor aynısını uyguluyordu. Yiğit çok farklı ve özel bir çocuk bizim için. Yani kendisine has ayrı bir dünyası var. Antrenmana her gelmesinde aşırı mutlu geliyor. Yabancı dilden kelimeler öğrenip bize söylüyor. Hızına gerçekten yetişemiyoruz. Yiğit'in en çok sevdiğim özelliği ise yarışmalardan önce kendi kendini konuşarak motive etmesi. Hadi Yiğit, sen yaparsın. Hadi Yiğit. Ona aslında bizim çok şey söylememize gerek kalmıyor. Çünkü Yiğit kendi kendini motive eden bir çocuk ve başaracağına inanan bir çocuk. Thank you.